Herkese merhaba, ben Özge. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci muadil videomu paylaşacağım. Muadil videosu serisi yapmak gibi bir amacım yoktu aslında ama gelen isteklerden sonra ve ben çaba harcayıp ulaştığım muadilleri gerçekten sizinle paylaşmak istediğim için ikinci muadil videosuyla karşınızdayım. Sivilce sorunun bayağı azaldı. Klinik Anti-Blemish serisi sayesinde cilt bakım rutinimi de videosunu şuraya bir yere yukarı koyarım. Orada da görebilirsiniz. Ama sivilceli insanların ve tedavi olmuş insanların çoğunun bildiği gibi lekelerden kurtulmak o kadar kolay değil. Bu kırmızı lekelerden de hemen fondötenle kat 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 uygulamaktansa makyaj bazlarıyla kurtulmak daha kolay. Bunu fark ettim. Bunu da nasıl fark ettim? Make Up For Ever'ın bu makyaj bazları serisinden bir numara Step 1. Bu yeşil olanın sayesinde bunu fark ettim. Daha önce de işte Benefit Professional, Make Up For Ever'ın başka bazı, işte sprey bazlar hepsini kullandım. Ama beni bunun kadar mutlu eden, memnun eden bir ürün daha bulamıyordum. Ama fiyatı birazcık pahalıydı Make Up For Ever'ın. O yüzden ben böyle küçük boylarını alıyorum Sephora'dan. Bunu böyle sürüp üstüne çok hafif bir kat pudra sürdüğünüzde bile yüzünüz gerçekten böyle tertemiz, lekelerden arınmış gözüküyor. O yüzden ben bundan çok memnunum. Ama fiyat olarak memnun değildim. O yüzden yeni bir yeşil baz arayışına geçtim. Yeşil baz arayışıma muadil olarak ilk önce NYX'in bu full coverage'ını, daha doğrusu ben bunu çok önceden kullandım. Ama kapatıcı olarak kullandım. Yani pıt 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 hemen kızarıklığın üstüne sürmek olarak. Ama dedim ki ben bunu bir daha alayım. Belki tüm yüzüme baz olarak da uygulayabilirim hafif yapıda. Ama öyle uygulamak pek kolay değil bunu. Çünkü çok yoğun ve vücut yüzde dağıldığında tabaka haline durabiliyor. Ama kesinlikle bence tek bir noktayı kapatmak istiyorsanız bundan bile çok daha etkili NYX'in ki. Bu da aklınızda bulunsun. Daha sonra Catrice'in bu yeşil primer ile tanıştım. Daha önce Catrice'in hiçbir şeyini denememiştim açıkça söyleyeyim. Ama sırf merak ettiğim için, hani en fazla birkaç sivilce çıkar diye düşündüm ve gözümü kararttım. Bunu denedim. Bundan gerçekten çok çok memnun kaldım. Fiyatı da çok uygundu. 20 küsür lira gibi bir fiyatı var. Bence çok iyi yani diğerlerine göre. Şöyle göstereyim. Aslında ben ilk sıktığımda bunun rengini korkmuştum. Çünkü bayağı yeşil. Ama dağıldığında aynı Make Up For Ever'lar gibi oluyor. Şimdi hemen göstereceğim. El lekesiz yerimde de denemem hoş olmadı. Şöyle göstereyim. Hatta Make Up For Ever'ın şöyle bir sorunu var. Birazcık kas katı hissediyorsunuz. Falan yaptığınızda geriliyor. Sanki maske sürmüşsünüz gibi. Ama bununki daha yumuşak. Bence eğer böyle bir baz arıyorsanız şu ikisinden sonra benim tavsiye edebileceğim uygun fiyatlı bir ürün. Diğerlerinin de yapısını göstereyim. Aslında ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu biraz daha böyle yoğun, bastırmanız gereken bir ürün. Evet, uzun zamandır videolarda sakarlık yapmıyordum. Ama dediğim gibi üçü arasında en favori ürünlerimden biri diyebilirim. Tek bir noktaya uygulayacaksam. Bu da gerçekten çok harika bir ürün ama fiyat olarak biraz pahalı. O yüzden ben başka bir şey arayışına girdim. Yoksa bundan memnun olmamam gibi bir durum söz konusu değildi. Ama dediğim gibi Catrice'inki daha nemlendiricili. Bu biraz sürdükten sonra yüzü geriyor. Ama gördüğünüz gibi hepsi aynı renge ulaşıyor sonuç olarak. Yüzünüzün rengini alıyor. Bu muadil videomun ikincisinde de size gerçekten böyle çok mutluluktan uçarak bulduğum ikinci bir muadili paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.